Parçaya dayanarak ahlak felsefesinin temel kavramları olan özgürlük ve sorumluluk kavramlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Özgür ve bilinçli bir birey olmanın doğal sonucu ahlaki sorumluluktur. Bu nedenle sorumluluk birinin omuzundan alınıp bir başkasının omuzuna verilebilecek bir yük değildir. Her birey insan olması bakımından özgürdür ve bilinçlidir. Dolayısıyla eylem ve etkinliklerinin bilincinde olması, eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesi, kendi hesabını kendisinin vermesi beklenir. Yani bizler bilinçli ve özgür varlıklar olarak aynı zamanda sorumlu varlıklarız. Eğer sorumluysak yaptığımız eylemlerin de sonuçlarını üstlenmeliyiz. Şimdi parçaya dönelim ve şıklara bakalım. Adana ahlakın bir unsuru olarak sorumluluk özgür olmakla mı mümkündür? Evet özgür değilsen sorumlu da değilsindir. O halde Adana'yı eleyelim. Bursa özgürlük sorumlu beraberinde mi getirir? Kesinlikle evet. Ceyhan'a bakalım. Ahlaksal sorumluluk ve özgürlük bireyin bilinçli olmasıyla mümkündür ki bilinçli değilsen sorumlu da özgür de olamazsın. Doğru. Denizli'ye bakalım. Özgür ve bilinçli bir varlık olarak insan eylemlerinin sonuçlarını üstlenmeli midir? Kesinlikle evet. Edirne'ye bakalım. Doğal ve toplumsal sınırlıkları olan bir varlık olarak insan özgür değildir. Hayır, özgürdür. Bakın özgür olduğunu şuradan anlıyoruz. Cevap Edirne. Buna dayanarak Nietzsche'nin ahlak anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Nietzsche'ye göre ahlak güçsüz insanın, sürü insanının işidir. Ahlakın Soy Kötü adlı kitabında açıkladığı bu ahlak özverili olmayı öğütleyen, zayıflığı, miskinliği öven ve bireyin güdülerini köreltip onu edilgenliğe yönelten bir köle ahlakıdır. Çünkü bu insanların hınç ve intikam duygularıyla kendilerine olduğu kadar yaratıcı kişilere de özgür yaşamı ve eylemi yasaklayan bir takım kurallar koyarak güçsüzlük ve yeteneksizliklerini dengelemeye çalışmaları sonucunda ahlak dediğimiz düşünce doğmuştur. Kısacası Nietzsche'ye göre evrensel ahlak yasası var mıdır hocam? Yoktur. Peki ahlak dediği şey nedir? Köle ahlakıdır. Köle ahlakına kimler uyar? Güçsüzler uyar. Kimler uyar? Sürü ahlakına inanan, sürüye katılanlar inanır. Üstün güce sahip olan, kendi ayakları üzerinde duran insanlar uyar mı? Hayır, uymaz. Şimdi şıklara bakalım. Adana, insanın kaderi kendisi dışındaki bir güç tarafından önceden belirlenmiştir diyebilir mi? Nietzsche bunu söylemez. Nietzsche'ye göre zaten Tanrı ölmüştür. Üstün bir güç de yoktur. Bursa'ya bakalım. İnsana ne yapması ve nasıl yaşaması gerektiğini gösteren evrensel ahlak yasası vardır der mi? Demez çünkü yoktur diyor. Cehen'e bakalım. Doğru ve ahlaki açıdan değerli davranış devlet otoritesiyle sağlanabilir. O devlet otoritesinin de din otoritesini de ahlakın otoritesini de yoksa O yüzden bu olamaz. Denizli'ye bakalım. Ahlak güçsüzlerin güçsüzlüklerini dengeleyebilmek için uydurdukları sınırlama ve kurallardan mı ibarettir? Evet öyledir. Hocam nereden çıkardınız? Aha bakın size buradan çıkardık ve genel yorumumuzdan çıkardık. Edirne'ye bakalım. Mutluluk her türlü bağdan kurtulmakla mümkündür. Mutluluk şöyledir ya da böyledir denilmedi. Cevap denizi. Eylemlerin ve nesnelerin anlamları ve değerleri toplumdan topluma, zamana ve kişiye göre değişir diyen filozof ahlaki değerleri aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? Neyle nitelendirilecek? Mutlak mı? Nesnel mi? Kesin mi? Evrensel mi? Hayır hocam, bunların dördünü aynı kefeye koyabilirsin. Neyle nitelendirilebilecek? Göreli olduğu yani kişiden kişiye değiştiğini yani özner olduğunu söylemiş olacak. O yüzden cevap Ceyhan. Bu örnekler Sokrates'in felsefesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur? Savaşta veya meşru müdafaa durumunda öldürmenin suç sayılmaması, öldürmeyi tamamen meşhurlaştırmadığı gibi dolandırıcılık yaparak kazanç ve başarı sağlamış kişilerin var olması da dolandırıcılığın doğru olduğunu göstermez meşru bir sebep olmadan bir canlı öldürmek ve dolandırıcılık yine kötü ve yanlış olmaya devam etmektedir. Neyi söylüyor? Diyor ki davranış dediğimiz şey ya da eylem dediğimiz şeyler ya da eylemlerimiz desek daha doğru olur. Bunlar zamana, mekana, içinde bulunan koşullara göre değişkenlik gösterebilir. Ama bu onların her zaman geçerli olduğunu göstermez. Mesela öldürmek kötüdür diyorsak bu her zaman her koşulda geçerlidir. Ama zaman ve mekana göre davranış çeşitleri değişebilir. Şimdi şıklara bakalım. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Bu kanıt oluşturabilir mi? Bu bilgi felsefesiyle ilgili bir şey olabilir. Şu an bahsettiğimiz şeyle ilgili bir durum değil. Peki en büyük erdem kendini bilmektir. Kendini bilmelisin dedi mi? Hayır hocam. Peki filozof akılda saklı bilgileri anımsatan, doğurtan ebedir dedi mi? Demedi. Çünkü burada bilgilerin doğuştan olduğundan bahsedilmiyor. Denizli'ye bakalım. Sorgulanmamış bir yaşam yaşanmaya değmez. Her şeyi sorgulamalıyız. Yaşamın anlam ve amacı üzerine düşünmeliyiz dedi mi? Hayır hocam. Peki değişen şey davranışlardır. Değerler değişmez dedi mi? Dedi. Yani değerimiz insan öldürmek ya da ölüm kötüdür. Ama bir takım yerlerde bir takım davranışlar gösterebiliriz. Savaşta öldürmek kahramanlık olabilir. Ama normal şekilde bir insana zarar vermek kötü bir eylemdir diyebiliriz cevap Edirne. Parçaya göre stoğacıların mutluluk için önerdiği ahlaki ilke aşağıdakilerden hangisidir? Stoğacılar kiniklerin uygarlığın reddedilmesi, terk edilmesi istemelerinin yersiz ve gereksiz olduğunu savunur. Kayıtsız kalmayı bildikten sonra bağlanmadıktan sonra uygarlığın nimetleri olan maddi başarıların veya hazların bir zararı yoktur. Aynı şekilde toplumsal yaşam, iktidar ve siyaset, evlilik ve aile gibi kiniklerin reddettiği şeyleri stoğaçlar tamamen dışlamaz. Bu tür şeyler bizatihi kendiliğinden kötü değildir. Kötü olan bunlara bağlanarak özgürlüğün kaybedilmesidir. Yani şunu söylüyor. Kinikler gibi her şeyi reddederek kendi kabuğumuza çekilemeyiz. Ama ne yapacağız? Bizler bunlara bağlanarak özgürlüğümüzden fedakarlık etmeyeceğiz. Gerekli durumlarda kayıtsız kalmayı bildikten sonra bizler bu nimetlerden faydalanabiliriz diyor. Şimdi bakalım. Adana dış etkilere ve arzulara kayıtsız kalmak mutluluk için önerdikleri durum mudur? Evet hocam. Nereden çıkardık? Bakın az önce işaretlemiştik. Buradan çıkardık. Peki neden Bursa değildir? Bursa'ya bakalım. Erdemin doğru bilgisine uygun davranmak. Erdemden bahsetti mi? Yok hocam. Ceyhan'a bakalım. İnsanı eylemlerinin bir bütünü olarak kabul etmek bundan bahsedilmedi. Denizli yaşamın amacı olarak en yüksek hazzı aramak bu hazcılar değil ki bunu söyleyeyim, bunu eyleyelim. Edirne'ye bakalım. Davranışının ilkesi evrensel kural olarak kabul edilecek biçimde davranmak. Bundan da bahsedilmedi. Cevap Adana'dır. Parçada Aristipos'un felsefi anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Aristipos, Sokrates'in düşüncelerinden çok ustalıklı bir sentez oluşturmuştur. Mutlu bir yaşam nedir? sorusunu sorarak başladığı düşüncesini mutlu yaşam hazı olabildiğince fazla acının en az olduğu yaşamdır cevabını vererek konuyu açıklamıştır. Yaşamı mutlu kılmak yaşamımızı elimizden geldiğince fazla haz olabildiğince az acı katmaktır. Bunun için yapılması gereken gereksinimlerimizi azaltmak yani olabildiğince az gereksinimle yaşamaya çalışmaktır. Ancak bunun için bilgiye gereksinim vardır. İnsan haza ve mutluğa ancak bilginin yardımıyla ulaşabilir. İşte bunun için ama yalnızca bunun için bilgi bir değerdir. Yani bilgi ne için bir değerdir abicim? Hazza ulaşmak için bir değerdir diyor. Onun dışında pek bir değer değildir ki yaşamın anlamı amacı da en önemli en büyük hazza ulaşmaktır diyor. Şimdi bakalım Adana insanın ancak bilgeliğe ulaşarak mutlu olabileceğinden bahsettik mi? Bilgelik yoktu hocam ele gitsin. Bursa bilginin arzu edilmeye değer tek büyük değer olduğundan bahsetti mi? Hayır sadece hazza ulaşmak için bir araç olduğundan bahsetti. Ele gitsin o halde. Ceyhan insanın hazza ve mutlu ulaşmasında bilginin araçsal bir değerinin olduğundan bahsetti mi? Evet bahsetti. Hocam nerede? Bak buradan bahsetti. Hocam nerede? Bak burada bahsetti. Denizli'ye bakalım. Bilgi ve eylemin doğru ile iyinin özdeş olmasından bahsettik mi? Hayır. Edirne'ye bakalım. Bilmenin ve bilginin insana acı çektirdiğinden bahsettik mi? Hayır. Cevap Ceyhan. Dürüst ol. İnsanları aldatma yargısı koşulsuz bir yargıdır. Çünkü bunu bir ilke, bir ödev kabul ederek yapmalıyım. Bir karşılık, bir çıkar umarak değil. Buna göre ahlaki eylemin aşağıdakilerden hangisine uygun olması gerekir? Hangisine? Haz vermesine mi? Hayır hocam. Yarar sağlamaz asla. Bak diyor koşulsuz yargıdır. Diyor ki bir çıkar umarak değil. Yani tamamen ödevin olduğu için, tamamen yapman gereken bir görev olduğu için yapman gereken bir durumdur sonucuna bakarak değil. Hatta burada Ceyhan'da da varmış sonucun olumlu ya da olumsuz olması değil. Onu koşulsuz bir yargı olarak yapmalısın. Denizli'ye bakalım ödev duygusundan değil çıkar güdüsüne hayır bakın burada çıkar umarak değil diyor. Dolayısıyla sende olamazsın. Edirne'ye bakalım çıkar beklentisiyle de değil evet iyi niyetle gerçekleştirilirse bu koşulsuz bir yargı olur. Ki bunu nerede görüyoruz? Kant'ın kendisine görüyoruz. Cevap Edirne. Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesine sorgulanan temel kavramlardan birisi değildir? Vicdan tabii ki. Fayda sürekli vurguluyoruz. Bir ahlaki elemin amacı fayda sağlamak mıdır? Değildir. Ödev Kant'ta fazlasıyla gördük. Değer. Değer ki zaten en temel tartışma konumuz. Peki iktidar? Hocam bu siyaset felsefesinin konusudur. Dolayısıyla cevap Edirne'dir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Spinoza'ya göre duygularımızdaki karmaşa zihnimizde yoktur. Mutluluğun yolu erdemli olmaktan geçer. Bizi tutkuların, arzuların elinden kurtaracak olan bilgi, aklın verdiği bilgidir. Bu bilgi bizi doğadaki tanrısal zorunluluğa uymaya götürür. Tanrının bilgisiyle donanmış olan kişi her şeyin tanrıdan zorunlu olarak çıktığını anlar. Aynı zamanda bu zorunluluğa uymanın hürriyet olduğunu da yani özgürlük olduğunu da anlar. Bu bilgi ve bilinçten aldığı güçle kişi ihtiraslarına, tutkularına bağlı olmaktan kurtulur, özgür ve erdemli bir birey olur. Şimdi arkadaşım Spinoza nasıl bir filozoftur? Hocam Panteist bir filozoftur. Panteist bir filozof nedir? Tanrı ile evreni bir ve aynı şey gören kişidir. Yani evrendeki doğa yasalarına uymak demek Tanrı'ya uymak, Tanrı'ya itaat etmek anlamına gelir. Aynı zamanda diyor ki doğru bilgi bizi arzuların elinden kurtulacak olan bilgi de aklın verdiği bilgidir. Tanrı'nın kurallarına uyarsak itirazlarımızdan ve tutkularımızdan bağlı olmaktan da kurtuluruz diyor. Şimdi şıklara bakalım. Adana, özgürlük doğadaki her şeyin Tanrı'dan geldiğini anlamak ve bu zorunda uymak mıdır? Evet hocam. Nereden çıkardık? Bakın size buradan çıkardık. Bursa'ya bakalım. Tanrı inancı toplumda dayanışmayı ve düzeni sürdürmeyi sağladığı için faydalıdır. O halde Tanrı'ya inanalım ya da inanmayalım diye bir şey söyledi mi? Hayır hocam. O halde cevap Bursa'dır. Adana'yı eleyelim şimdi. Bursa olduğunu söyledik. Ceyhan'a bakalım. İnsanın tutkularından kurtulup erdemli olması Tanrı'nın bilgisine ve zorunlu yasasına uymakla mı sağlanır? Evet hocam. Peki hocam bunu nereden çıkardınız? Bakın bunu da şuradan çıkardık. Denizli'ye bakalım. Aklın sağladığı bilgi insanı Tanrı'nın doğada koyduğu zorunluğa uymaya mı götürür? Evet hocam. Peki hocam bunu nereden çıkardınız? Bakın bunu da buradan çıkardık. Edirne'ye bakalım. İnsanın mutluluğu erdemli olmaya ve aklın bilgisini kullanmaya bağlıdır. Hocam bunu da çıkartın. Hadi bakalım bunu da şuradan çıkarıyoruz değerli arkadaşım. O halde cevap her türlü Bursa'dır. Parçada hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Nietzsche'ye göre Hristiyanlığa dayalı ahlak Roma İmparatorluğunda bir köle ayaklanmasıyla kendini kabul ettirmiş yalnızca sürü insanı için geçerli olan bir ahlaktır. Hristiyanlık ahlakı ve bu ahlakın değerleri insanı fizyolojik ve psikolojik olarak güçlendirmez. Aksine yozlaştırır, güdülerini köreltir bunu durdurmanın yolunun mevcut iyi ve kötü değerlerin ötesine geçmek olduğunu savunan Nietzsche, özgür ve güçlü insanların sürü insanı için değil kendileri için ahlaki eylem ve değerleri yeniden değerlendirmesi gerektiğini savunur. Video değerli arkadaşlar Nietzsche evrensel ahlak yasasını reddeden bir kişidir ve normal ahlaki durumu köle ahlakı olarak değerlendirmektedir ve bunun ortadan kaldırılması, yeniden değerlendirmesi gerektiğini söylüyor. Kimler değerlendirecek? Özgür ve güçlü insanlar bu ahlaki yeniden değerlendirerek ortadan kaldırabilir. Şimdi Adana'ya bakalım. Ahlaki kural ve değerler mutlak, genel ve geçerdir. Hayır bu mutlak ve genel geçer olmaması gerektiğini ki evrensel ahlak açısından kabul etmediğinden biliyoruz. Peki Bursa'ya bakalım. Ahlaki değerlerin yeniden değerlenmesi gerektiğini savunuyor mu? Evet hocam bakın buradan. Ceyhan'a bakalım dine dayalı ahlakın insanlığın iyiliğine olmadığını, güçsüzleştirmesine yol açtığını sürdü mü? Evet. Nerede bakın onu da size gösterelim. Bakın burada güçlendirmez diyor. Denizli'ye bakalım. Ahlaki değerlerinin değerlendirmesini yalnızca üstün insanlar yapar. Evet bakın burada özgür ve güçlü insanlar, sürü ahlakına inanan insanlar bunu yapamazlar. Dolayısıyla bunları hepsini eğiliyoruz. Edirne'ye de gelin. Dine dayalı ahlak sıradan ve güçsüz insanlar için geçerlidir doğrudur. Cevabımız Adana'dır.